Mesela orada hiç sizin bildiğiniz böyle eskiye ait kilise kalıntıları var mı Hüseyin? Yani bilinen. Tabii ki bunu anlatıyorlar ama bu bölgeye tabii ki gelip de biz oraya kadar göstermedikleri için burada anlatılan hikayeler var. Yani burada define bulunduğunu söyleyenler de, bulunduğunu söyleyenler de var. Tarihi antik kalıntılar olduğunu söyleyenler de var. Tabii ki bunu bize anlatanlar olmuştu döneminde ama sonradan bizi işte şu gördüğünüz yamaçlarda gezdirip orayı bul bize de göster Gezdirip deyip. orayı bul bize de göster diyemedik ama insanların karşılaştığı bu şekilde ilginç durumlar. Onları o yamaçların arasındaki yollardan Uludağ'ın zirvesine kadar 4-4,5 saat yürüyerek çıkarabiliyor. Yani ben bilmediğim için soruyorum. Sen mesela hiç oralarda gezinirken hani devletin bildiği, burası da mesela şey de var ya bu Ürgüp Göreme'de falan kiliseler falan. Hani burada öyle yerler var mı gidip gezebileceğimiz, görebileceğimiz yoksa hani insanlar hazine için gitmişler falan o öyle bir yer mi? Evet, hayır, burada bulunan ve koruma altına alınan değil de aslında bu gördüğünüz sarp ormanın içerisinde belki de henüz keşfedilmemiş yerlerde var. Yani sadece insanların keşfettiği, henüz birkaç insanın anlattığı yerlerden bahsediyorum. Peki sizin babanızın böyle ot toplaya da başka bir arkadaşı yok mu ot toplaya? Yok. Tek başına mı çalışıyor? Evet. Hep yıllardan beri tek çıkar. Zaten benim şüphelendiğim de o. Hep tek çıkarken bu sefer nasıl oldu? İki kişiyle çıkıyor da. Ama demiş adam size iki kişi bulmam lazım almak için aşağı inmek için demiş. Hatta oğluna gel demiş. Oğlu Oğluna da gelseymiş o gel iki demiş. kişiyi Oğlu gelse almayacak. almayacaktı. Oğluyla gidecek işte. Ama nasıl güveniyor hani gerçekten hazine için gidiyorsa nasıl ilk gördüğü insanla çıkarabiliyor Ama ki? ilk gördüm dememiş ki size güvendiğim ki insan buldum Ama dememiş daha mi? önceden hiç bahsetmiyordu nasıl çıkacağım nasıl çıkacağım diye tek başıma düşünüyordu. Sonra işte 10 gün önce söyledi güvendiğim iki kişi buldum. Arkadaş dedi onlarla çıkacağım dedi. O zamana kadar hiç şahıslar yoktu ortada meydanda yoktu. Siz bu iki ismi hiç duymamıştınız. Hayır, zaten isim olarak da değil. Biz bu isimleri polisten öğrendik. Eşim polisten öğrendi. Bize haber Haziran'ın ikisinde gece 2:30'da geldi. Eşim aradılar polisler. Babanız Siz kayıp diye. kaybolduğunuzu da kaybolduğunu da babanızın öyle öğrendiniz. Evet, polislerden öğrendik. Gece Tamam yani aradılar. bu Onur Doğulu'yla Kenan Aydın olmasa siz daha bilmiyordunuz işte babanızın kaybolduğunu Tabii da. ki daha çok yeni olmuş yani. O gün kaybolmuş mu vallahi tam olarak bilmiyorum. İkinci günü mü ne haber vermişler? Yani o arkadaşları polise müracaat Evet, ediyor. evet. Polis de en yakını evlatları olarak size başvuruyor, Evet. bilgi veriyor. Evet. Şimdi bir şey Evet. söyleyeceğim. Şu beyefendinin bir fotoğrafını tam gösterebilir misin Ahmetciğim? Alt yazıyı da alalım. Üstünde kaybolduğu gün hangi kıyafetler olabilir? Sürekli yelek giyiyordu. Yelek. Kolor yelek böyle giyiyordu. Kot pantolon. Gömlek. Yani resminde olduğu gömleği pek sık giyiyordu. Ya vallahi şimdi bir izleyicimiz, hatta telefon hattımızda inşallah odur da şu mağaraya gidip bakarız. Şimdi bir izleyicimiz var telefon hattımızda. Nesrin Tantur. Nesrin Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş buldum. Şimdi Müge Hanımcığım benim annem rahatsız kendisi. Geçmiş olsun. Zaman zaman acile götürüyoruz. 112'yi aramıştık. Acildeydik biz o dönemde. Kırmızı alandaydık. Kırmızı, yeşil, sarı diye ya. Biz kırmızı alandaydık. O esnada Mustafa Kemal Paşa'nın ambulansıyla yaşlı bir amca getirdiler. Amca bilinci kapalıydı. Annemin yanındaki şeyi aldılar, bölümü aldılar amcayı. Ben çok fazla dikkat edemedim ama kız kardeşim özellikle yanağındaki beni, üzerinde çizgili gömleği vardı, yeleği vardı. Çok benziyordu Nesin abla. Birinci gelip gidiyordu, soruyorlardı. Çocuğun var mı senin? İşte bir var diyor, bir yok diyordu. Ondan sonra kimsesiz diye söylediler bize. Ama ön tarafta kayıp yapılan yere bir kimlik veya herhangi bir şey verdiler mi onu hiç bilmiyoruz yani. Amcanın kimliği üzerindeydi, verdi mi Kemal Paşa Belediyesi'nin elemanları. Ama amca kendinde değildi yani gidip geliyordu ve işte sorulara işte bilmiyorum yok çocuğum var çocuğum. Ambulans şoförüne bekarım demiş. Şimdi tabii bizim kaybımız 1 Haziran.
Değil mi? Evet. Siz 9 Haziran Cuma günü ambulansta gördüğünüzü söylüyorsunuz. Cuma. Peki var mıydı üstünde başına bir tozu toprağı bir şey, yani buralardan bulunduysa getirildiyse? Bakımsızdı görüntü itibariyle. Öyle çok böyle kendisi değil yani, üstü başı biraz şeydi, bakımsızdı. Peki Mustafa Kemal Paşa ile buranın bir alakası Hayır, var mı? Hayır yok maalesef. Yani tabii ambulans her yerden her yere gider ama tamam Bala, ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarımız hastane ile iletişime girecekler. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acilinden bahsediyor hanımefendi. Evet. Kız kardeşle beraber görmüşler. Hayır, benini falan da, fotoğrafı verir misin Ahmetciğim arka? Yani benini falan da gördüklerini söylüyorlar. Ben siz söyleyene kadar fark etmemiştim ama bir tane et beni var, normal beni var. Ya inşallah babanız çıkar. İnşallah. Şimdi baksın arkadaşlar ulaşabiliyor musunuz? Tabii hanımefendi çok, ben size çok teşekkür ediyorum bir kere Nesrin Hanımcığım, çok sağ olun. Olmaz olmaz diye de bir şey yok. Yani inşallah da beyefendidir. İnşallah. Beyefendi de iyileşir. Sonra yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Yayını oradan yaparız yani. Artık neymiş bu ölümsüzlük otu hazinesi falan buluruz yani. Hep Çağlar insan bulacak falan halimiz yok ki. Bir de şöyle Romalılardan kalma şöyle bir şey bulalım. Bir kilise keşfedelim ya. Müge Hanım hastanedeyse de gerçek ismi Kadri Fidan. Ama herkes Kadir diyebiliyor. Hmm, bak iyi söylediniz arkadaşlar. Kadri Fidan kimlikteki. Evet. Adı. Peki siz evine gidip baktınız mı? Kimliği evet, falan nerede? Evet, Afat'la cebinde o. Cep telefonu Güllük'te en son sinyal verilmiş. Eski fakültenin orada. Onları öğrendik. Bir daha yok sinyalde. Güllük dediğimiz yer bu dağa yakın mı? Yok, değil. Eski fakülte ayrı, dağ ayrı. Ya şu İstanbul'da bir kayıp olduğu zaman çok iyi oluyor benim için de. İşte başka şehirleri ne yazık ki şey yapamıyorum. Ama belki de o yanındaki arkadaşları da almış olabilirler cep telefonunu. Olabilir. Çünkü yanından hiç ayırmıyordu. Yalnız ben Onur Bey ile Kenan Bey'in bu ifadesini hiçbir yere oturtamadım. Şimdi dediğiniz gibi babanızla beraber gitti dağa. Evet. Şimdi babanız ayrıldıysa hoşça kalın, iyi günler. Sonra evet, niye gidip kayıp başvurusuna bulunsunlar? İşte Müge Hanım, benim de kafamda soru o. Polise ya da jandarmaya gidip hani bir çöküntü oldu falan dediklerinde yeri gösterirler. Ambulans böyle dağ tepe gibi arayana kadar gidilir, orası aranır, kazılır neyse. Ama tabii ki polis de sormuştur. Bu sizin anlattığınız gibi olamaz yani. Başka bir şey olmalı. Onların söyledikleri. Yani ben de bütün bu söylememi tabii hani hanımefendinin anlattıklarına bağlı kalarak söylüyorum. Bize yoksa de polisin söylediği öyle. Yani gelmişler, ifade vermişler. Kayıp böyle Kadri Fidan diye. Hatta Kadri de dememişler. Kadir Fidan kayıp demişler. Nasıl kayboldu demişler? O önden gitti. Biz korktuk, çıkma demişler. Ayrıldık. Kayboldu, o kadar yani. İşte benim anlamadığım da o. Nasıl sen, belki adam gitti başka yerlere dolaşıyor. Sağ salim evine dönecek. Sen nereden biliyorsun kayıp olduğunu? Tuhaf. Bu anlatılan gibi ise onların bir şey görmüş olması lazım üstüne ekstradan. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.